Dette bu ne kavram? On varlıktan oluşan topluluğa dette denir. Şimdi verilen varlıkları sayarak dette olanları belirleyelim. Birinci grupta elmalarımız var. Bakalım dette oluşturuyor mu? Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bir defter. İkinci grupta şekerler var. Onları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deste oluşturmuyor. İkinci grupta toplar var. Toplarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deste oluşturduğunu gördük. Dördüncü grupta armutlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deste oluşturmuyor. Ancak desteden bir fazla olduğunu görüyoruz. Beşinci grupta yine voleybol topları var. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deste oluşturmuyor. Burada gördüğümüz gibi elmalar ve futbol topları deste oluşturuyor. Bir destenin 10 tane varlıktan oluştuğunu öğrendik. Şimdi varlıkları sayarak düzineleri belirlemeye çalışacağız. 12 varlığın oluşturduğu topluğa düzine adı verilir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane varlık var. O zaman bu bir dizi nedir? İkinci grupta futbol topları var. Onları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deste dizi olmamış. Üçüncü grupta dizileri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dizineden fazla, bir fazla. Dördüncü grupta yumurtalar var. Onları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane yumurta var. Bunlar da dizine oluşturur. Beşinci grupta misketlerimiz var. Onları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dizine oluşturmuyor. Birinci gruptaki yıldızların 12 tane olduğunu, dizine oluşturduğunu öğrendik. Aynı şekilde dördüncü gruptaki yumurtalarında 12 tane çokluktan oluştuğunu ve dizine oluşturduğunu öğrendik. Dizinenin 12 varlıktan oluştuğunu gördük. Verilen çoklukların deste mi dizine mi olduğunu tespit edelim. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Bu bir dizine. Diğer varlıkları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deste oluşturmuş. Öğrendiklerinizi pekiştirmek ve başarınızı değerlendirmek için testimiz.com sitesini ziyaret edebilir, ücretsiz test çözebilir, etkinlik ve çalışma kağıtlarını indirebilirsiniz. İyi çalışmalar.